Herkese merhaba. Bugün ters sınavı hakkında bilmeniz gereken her şeyi kısaca anlatacağım. Öncelikle bilmeniz gereken şey şu, bu sınavın yüksek öğrenim çalışmaları için geçerliği yok. Ancak oturum yenilemeniz için almanız gereken sınavlardan bir tanesi. Ve geçerliği var ve en popüler olanı. Sınav hakkında ilk söyleyeceğim şey, sınav 30 dakikalık speaking ve 60 dakikalık writing seanslarından oluşuyor. Seans diyorum çünkü iki farklı oturumda yapılıyor. Ayrıca sınava girmeden önce yapmanız gereken bazı hazırlıklar var. Birincisi, İngilizce bir kitap okumak. Benim okuduğum kitap bu. İki, seçeceğiniz bir konu üzerinde bir araştırma yapmak. Ben futsalı seçtim açıkçası. Üç, sınav tarihinizden en fazla 3 hafta içerisinde gerçekleşmiş bir haberi ardı ardı 3-4 gün boyunca takip etmeniz. Bu haber tabii ki magazin ya da nasıl diyeyim, müzik haberi ya da bir filmin yorumlaması olmasını istemiyorlar. Aynı şekilde okuyacağınız kitabın da dini bir kitap ya da çocuk kitabı ya da bir çizgi roman olmasını da istemiyorlar. Araştırma konusunda tamamen serbest. Bütün bu üç görevi tamamlayıp hepsini bir logbook'a kaydetmenizi istiyorlar. Bu logbook bir defter de olabilir ya da her şeyinizi yazıp zımbaladığınız bir kağıt da olabilir. Ben zımbalamayı tercih ettim. Ayrıca haberinizin fiziken çıktılarını da almanız gerekiyor. Ya bunların hepsini sınava götüreceksiniz. Nasıl kullanılacağını sonra anlatacağım. Getirmezseniz eğer bu üç belgeyi sınava alınmıyorsunuz. Çünkü sınava girmeden önce sizin kitabınız, haberinizin çıktıları, logbook'unuz ve pasaportunuz kontrol ediliyor. Speaking kısmının detaylarına girelim. Speaking kısmı kendi içerisinde şu sırayla ilerliyor. İlk 3 dakikası karşılıklı olarak iki adayın birbirini tanıtması oluyor. Bu arada sınav gözetmeniniz ve 2 ya da 3 aday ve ses kaydı alınarak bu sınav yapılıyor. Sonrasındaki 10 dakikada karşılıklı olarak herkes araştırmalarını üzerine konuşuyor. Arada sınav gözetmeni sorular sorabiliyor. Niye bu konuyu seçtin? Aa, niye böyle bir şey var falan vesaire, merakına göre ne isterse sorabiliyor. Ama genelde çok derinlemesine ilerlemiyorlar. Sonrasındaki 10 dakika okuduğunuz kitap ya da araştırdığınız ve takip ettiğiniz haber üzerine konuşmalar ilerliyor. Burada sizin takıldığınız bir yer olursa ya da bir şey açıklamak isterseniz haberinizin çıktısındaki fotoğrafları ya da bir şeyleri ifade etmeniz açısından da yanınızda olması gerekiyor. Ondan sonraki son 5 dakikada sınav gözetmeni size bir fotoğraf veriyor. Yani birkaç tane fotoğraf veriyor. Bunun üzerine karşınızdaki aday ya da adaylarla konuşmanız isteniyor hepinizin birlikte. Şimdi bu kısım speaking aslında eğer partileriniz düzgünse akıcı ya da sıkıcı geçebilir. Benimkisi fena değildi. Partnerinizi siz seçmiyorsunuz. Tamamen rastgele atanıyor. Bu arada bu kısım önemli. Sınava hangi sırayla gireceğinizi siz bilmiyorsunuz. Yani İlk önce sınav günü olacak olan şey şu, sizin bütün belgeleriniz yanınızda olup olmadığı kontrol edilecek. Ondan sonra oturumunuz, yani ilk oturum hangisiyse benim writing'di. Writing'de size hangi soru soruluyorsa, atıyorum kitabınız writing'de sorulduysa, speaking'de size haberiniz sorulacağını biliyorsunuz. Bu iş çaprazlama oluyor. Yani aslında sınav öncesinde size çalıştırdıkları bütün her şeyi sınav esnasında soruyorlar. Sonra writing kısmı. İki tane soru var. Biri önceden yapmanız istenen hazırlığa göre. Yani birinci soru ya kitabınızla ilgili olacak ya da haberinizle ilgili olacak. Ama birinci sorunun kendi içerisinde iki şıkkı var. İki şıktan birini seçip en az 100 kelime yazmanız gerekiyor. Önemli bir nokta, siyah ya da mavi tükenmez kalem kullanmanız gerekiyor. Ayrıca bu speaking'de yanınıza alabildiğiniz kitap,
logbook'unuz ve haber çıktılarınızı writing'de kullanamıyorsunuz. Writing'de yanınıza almanıza izin verilen tek şey, eğer isterseniz basılı İngilizceden İngilizce ya da kendi Türkçeden İngilizce bir sözlük alabilirsiniz. Sonra ikinci soru, yine kendi içerisinde A ve B şıkkı var. Yine bir tanesini seçip 100 kelime yazmanız gerekiyor en azından. Ama bu sefer daha önceden çalışabileceğiniz bir konu değil. Yani mesela önümüzdeki 10 yıl içerisinde nerede olmayı planlıyorsun? Örnek veriyorum. B şıkkı da işte sallıyorum, İrlanda'nın havasını nasıl buldun gibi. Hangisine daha rahat yazacağınızı düşünüyorsanız birini seçip, ki küçük kutucuklar var şıkların başında, hangisini seçtiyseniz ona bir işaret koyup aşağı yazmaya başlıyorsunuz. Sınavın sonucu 15 iş günü içerisinde mail ile geliyor. Ben henüz mailimi almadım. Çünkü sınava gireli bir hafta falan oldu. Sınava girmeden önce yanınızda getirmeniz gereken her şeyi tek seferde sıralamam gerekirse, öncelikle pasaport, sonra logbook'unuz, yani defter ya da kağıda yazdığınız notlarınızın zımbalanmış hali, kitabınız, kitabı olmadığı için sınava alınmayan bir katılımcı oldu. Katılımcı adayı mı diyeyim, ya da katılamadı çünkü. Sınava katılamazsanız ya da sınavın herhangi bir oturumuna katılmazsanız, bu arada sınavınız geçersiz sayılıyor. Sınavınız geçersiz sayıldığında da oturum izni nasıl alıyoruz kısmı ya da alabiliyor muyuz kısmının cevabını bilmiyorum. Ama riski atmak istemem açıkçası. Siz de istemezsiniz diye düşünüyorum. 4. Başvuru formunuz. Başvuru formunun linkini ve benzer örnek sınav sorularının dokümanlarının bulunduğu linki açıklamaya koyacağım. O yüzden sıkıntı yok. Ama önemli bir nokta şu. Başvuru formu işte tek sayfalık bir doküman aslında. Kendi kişisel bilgileriniz var üst kısımda. Altında da 3 tane kutucuk var büyükçe. Ve her birinde işte sizin kitabınız, haberiniz ve araştırma konunuzla ilgili en az 5-6 satır yazmanız bekleniyor. Burada önemli nokta şu. Haberinizle ilgili olan kısımla haber linklerinizi yazmanız gerekiyor URL'sine. Elinizle yazmak zorunda değilsiniz. Ben Word'de yazdım, çıktısını alıp götürdüm. Ama tek istedikleri ve esas dikkat ettikleri şey başvuru formunuzun tabii ki olması ve içerisinde haber kısmında haber linklerinizin konulması, ki bu arada hani 3-4 gün takip edeceğiniz için farklı kaynakları kullanarak 3-4 link en azından yazmanız iyi olur. 5. Siyah ya da mavi tükenmez kalem. Bu silinebilen pilot kalemi 2,5-3 euro bir şey. Gidin alın. Ve son olarak, bunu gösteremeyeceğim, opsiyonel zaten, sözlük. Umarım herkes için açıklayıcı ve anlaşılır bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.